Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Samsung tabletlerde desen şifresini veya kilit şifresini unuttuysanız nasıl tableti tekrar açacağınızı anlatacağım. Elimde örnek bir Samsung A9 tablet bulunuyor. Tabi farklı tabletlerde de bu işlemi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çoğu genelde benzer oluyor. Yani Android işletim sistemine sahip oldukları için benzer oluyor. Şimdi bu tablete sürekli kilit açma şifresini yanlış girdiğimiz için çok fazla hatalı kilit açma denemesi 23 saat sonra tekrar deneyin diye bir ibare yer alıyor. Sürekli biz bunu tekrar ettiğimiz için bu şekilde neredeyse artık atlaya atlaya bir güne denk getirdi. Böyle bir şey yaşadıysanız yani kilit açma başarısız kilit açma denemesi varsa ve süre atlıyorsa siz normalde bunu yeniden açmaya çalışırsanız şöyle şey kapatıp diyelim ki yeniden başlat derseniz Şöyle tekrar dokunalım. Bakın tekrar aynı ekran geldi. Ve alternatif olarak da bize farklı bir giriş sunmuyor. Yani bir gmail adresiyle veya farklı bir şekilde giriş de sunmadığı için tablet bu şekilde kalıyor. Şimdi nasıl e, tekrar e, kullanabileceğinizi anlatacağım. Bunu yapmak için biz tabletimize format atacağız. Yani tabletimize format attığımız zaman tabletteki ne varsa tamamen silinmiş oluyor. Bunu kabul etmeniz gerekiyor ve bilmeniz gerekiyor. Bunu anlatayım ben başta. Yani şimdi yapacağımız işlem tableti tamamen sıfırlama. Peki nasıl yapacağız? Birincisi şu şekilde bir kabloya ihtiyacımız var. Yani bilgisayarla bakın bilgisayarınızla tabletle bir bağlantı sağlamanız gerekiyor. Şu şekilde yani şarj kablosu da olur fark etmiyor. Ee, şu şekilde bağlantı sağlıyoruz. Bunun bir ucunu bilgisayarımıza takıyoruz. Şöyle masaüstü bilgisayar, düzüstü bilgisayar fark etmiyor. Ee, bağladıktan sonra diğer ucunu şöyle tabletimize takıyoruz. Evet taktık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle açayım. Şimdi Şuraya geliyoruz. Bakın, şurada ee, görebilir misiniz bilmiyorum. Ee, biraz uzaklaştırayım. Evet. Bakın, şurada bir güç tuşumuz var. Şu ses arttırma, şu da ses azaltma tuşu. Şimdi önce bir defa basıyorum, ekran açık kalsın. Ardından 3 parmağımızı kullanıyoruz. Yani şöyle iki parmak, bir parmağımla güç tuşunun üzerine, şöyle gösterebilir miyim? Bir parmağımla güç bir parmağımla ses arttırma bir parmağımla sağ e, elimin parmağıyla ses azaltma tuşuna getiriyorum ve aynı anda basıyorum bakın aynı anda basıyorum ekrana herhangi bir şey yapmıyoruz yani ekranda herhangi bir tuşa basmayın şöyle ekran açıkken güç ses arttırma ses azaltma tuşuna aynı anda basıyorum bakın şu ekran geldi herhangi bir şeye basmıyorum ve ne yapıyorum bu e, tablet kendi kendine kapanacak. Kapandıktan sonra ses azaltmadan parmağımı kaldırıyorum Logo geldiğinde güç tuşundan kaldıracağım. Logo geldi güç tuşundan kaldırıyorum. Sadece ses arttırmada kaldı parmağım. Ve şu ekran geldiğinde bakın şu ekran geldiğinde artık e, tüm hepsinden parmağımızı kaldırıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Format atacağız. Bu format ekranını getirmiş olduk çoğu kişi bu ekranı arıyor aslında. Şimdi ses azaltma tuşu veya arttırma tuşuyla nereye geliyorum? Bakın yeniden başlatmak isterseniz power tuşuna yani buranın üstündeyken power tuşuna basmanız yeterli. Ama biz ne yapacağız? Format atacağız. Ses azaltma veya ses arttırma tuşlarını kullanarak bakın bu dokunmatik çalışmıyor artık. Ses arttırma veya ses azaltma tuşlarını kullanarak aşağı doğru geliyorum. Nereye geliyorum? Bakın şuraya. Wipe Data Factory Reset kısmına geliyorum. Ardından güç tuşuna basacağım. Güç tuşu okey demek. Buna basıyorum. Bakın ne diyor? Cancel yani iptal. Factory data reset. Factory data reset'e getiriyorum. Fabrika ayarlarına getirme kısmına getirdim ve tekrar power tuşuna yani güç tuşuna basıyorum. Şu ekran tekrar geldiğinde ise tekrar güç tuşuna basıyorum. Yani reboot sistem no üzerindeyken tekrar güç tuşuna basıyorum ve böylece tabletimizi yeniden başlatacak. Şöyle bekliyoruz. Tabletimiz yeniden başlatsın. Bu kadar yani ihtiyacımız olan şey kablomuz ve ee basma tuşlar. Yani en başta 3 tuşa basıyoruz. Sonra ses azaltmadan kaldırıyoruz. Sonra güç tuşundan kaldırıyoruz. Ve en sonda ses arttırmadan kaldırınca artık format atıyoruz. Evet biraz bekledik. Bakın şu ekran geldi. Artık bu aşamadan sonra ee siz telefonunuzu kurabilirsiniz. Yani Gmail adresiyle kurabilirsiniz. Hoş geldiniz. Türkçe başlangıcı seçiyoruz. Yani burada sonra ilerleyerek kurulumu tamamlayın. İşte tümünü kabul et tümünü seçip kabul et diyoruz. Hatta kuralım yani onu da görün en azından. Manuel olarak ayarla diyelim. Hızlı hızlı kurulumu tamamlayalım. Tamam diyelim. Atla diyelim. Ya Wi-Fi'ye de bağlayabilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde Wi-Fi'ye bağlayayım. Evet şifremi girdim. Bağlan diyelim. Şöyle yani Wi-Fi'ye bağlanalım en Tek bir Wi-Fi'sine. Bağlandık. İleri diyelim. Tabletiniz hazırlanıyor. Bu işlemler biraz sürebiliyor. Ben bu ara yerleri biraz kıstım. Tabletin fabrika ayarlarına sıfırlandı. Kilidini açmak için desenini çizin diyor. Şimdi desen çizeceğiz. fakat deseni bilmediğimiz için yani örnek mesela şöyle bir desen çizmeye çalıştığımızda olmadığı için bunun yerine Google hesabımı kullan seçeneğinden devam edeceğiz. Burayı tıklıyoruz. Evet Google hesabımızla giriş yapacağız. Hemen Google hesabımı giriyorum. Önceki hesabı kullan kısmından devam ediyoruz. Artık yeni hesabı zaten biliyoruz şifresini sıkıntı yok. Ve kurulumumuz tamamlandı. Şu şekilde geldi arkadaşlar. Artık bu aşamadan sonra tabletimizi kullanmaya başlayabiliriz. Ve buradaki püf nokta kurulum aşamada, aşamasında sizden istenen verileri girmek. Yani Gmail hesabınız varsa Gmail hesabınızın şifresi ve bağlı bir telefon varsa bağlı bir telefona gelecek olan kod. Bu kadar basit. Diğer kısımda size herhangi bir cihaz istediyse veya tıkandıysanız bir yerde geri gelerek Alternatif diğerinden devam edin. O şekilde kurulumu tamamlamış olacaksınız aslında. Bu kadar basit. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.